Arkadaşlar Nahiv kitabımızın 3. cildinin 19. dersi tekit. Efendim tekit grubu demek istiyorum. Çünkü iki elemanlıdır. Önce gelen sözcüğe müekket, sonra gelene ise müekkit ya da tekit denir. İkisine bir bütün olarak tekit grubu diyoruz ve bu bütün cümlenin tek bir ögesine karşılık gelir. Fail, meful naif, fail, e, müpteda, haber e, yani ya da başka e, şeyler olabilir. E, efendim ögelere karşılık gelebilir. E, mesela Hasanun nefsuhu nefsuhu harice minessaffi Burada Hasanun ile nefsuhu ifadesi bir bütün olarak tekit grubudur. Ve bu tekit grubu cümlede müpteda ögesine, öbeğine karşılık gelmektedir. Bu terkipte Hasan'un pardon Hasan'una meket nefsuhu ifadesi ne ise müekkit yani tekit edici müekket tekit edilen müekkit tekit edici demek efendim tekit de denilir. Burada ben hemzeli olarak hani muek ket mu ya da tekit dedim ya efendim buradaki hemzeler yerine vav getirerek muvekket muvekkit ya da tevkit de diyebilirsiniz. Aynı anlam ve kullanım ve fonksiyona sahip. Yani vav hemzeye ya da hemze vava dönüştürülebilir. Normalde ekke de tefil babından e, mazi bir fiildir, müteaddidir. Ekke de hu onu vurguladı, pekiştirdi, tekit etti demektir. Şimdi tekit grubunu yapabilmemiz için şu iki hususu iyi bilmemiz gerekiyor. Zamir, efendim isim tanıması. Artı efendim üç grup sözcük var. Kendi anlamına gelen iki, her iki anlamına gelen. Bir de tüm, tüm, hepsi, bütün anlamına gelen sözcük grupları var Arapçada. Mesela nefs can değil. Kendi anlamına geldiğinde ayn, göz değil. Kendi anlamına geldiğinde e, tekil sözcüğü olmuş olur. Kila her iki, kilta her iki anlamına gelir. E, efendim. Bir de cemi' kul ammetun efendim. Bu sözcükler tüm anlamına gelir bu üçü. Peki kendi kendileri şeklinde bir çoğul yapabiliyoruz. Nevis kelimesi enfus ayn kelimesi de ayn şeklinde e, efendim kendileri anlamını veriyor. Diğerlerinde e, böyle bir çoğul durumu söz konusu değil. Mesela her ikiyi nasıl çoğul yapacaksın? E, e, zaten cemi' kul amme çoğul e, onları da çoğul yapıyoruz. Ama kendi sözcüğünü e, nasıl ki biz Türkçede lar lerek ile, lerek ile çoğul yapabiliyorsak Araplar da enfus ayn şeklinde çoğul yapabiliyorlar. Şimdi Biliyorsunuz her iki anlamına gelen sözcük ikil bildirir. Dolayısıyla tesni durumunda e, efendim tüm, hepsi, bütün efendim kesret durumunda E ama kendi kendi sözcüğü tekil olma durumunda, kendileri ise çoğul olma durumunda kullanılır. Kullanılan e, sözcükler sınırlı. Kendi anlamına gelen nefs ya da ayin her iki anlamına gelen kila kilta ve hepsi tümü bütünü anlamına gelen cemiye kul ve amme sözcükleri. Yani burada bir, iki dört, altı, yedi tane sözcük var. Hasenun ben bunu kila, kilta cemiye kul, amme ile teyit edemem nefs kelimesini kullanmam gerekir. Efendim bu ikinci gelen sözcüğe biz müekkit diyorduk. Bakarız ikincisine müekkit yani tekit diyoruz. Önce gelene ise müekket diyoruz. Dolayısıyla Hasan burada müekket, nefs ise müekkit. Efendim bu tekit bir tabidir. İramını kendisinden öncekinden alır. Yani sıfat terkibine benzer. Çünkü sıfat da İramını mevsuftan alır. Matuf ma, matufa benzer. Çünkü matuf da irabını kendisinden öncekinden matuf aleyhten alır. Aynı durum bedel için de geçerlidir. Bedel de irabını kendisinden öncekinden alır. Yani tekit bir tabidir. İrabını metbuğundan alır. Kendisinden öncekinden alır. Efendim şimdi tekit grubu oluştururken bir bu yedi sözcükten birini kullanıyoruz ve tekit ettiğimiz sözcüğe dönen bir zamir bulunuyor. Hasan kelimesinin zamir değeri hu, huvedir. Tekil ve müzekker. Nevs kelimesine izafet ettiğimizde bu hu şeklinde karşımıza çıkar. Ben şu an Hasan'ın kendisi ya da bizzat Hasan diye de tercüme edebilirim. Hasan'ın kendisi ya da bizzat Hasan. Şimdi ben bunu cümlede efendim Mübteda'ya karşılık kullanabilirim. Harice mine safi. Yok ben bunu faile karşılık kullanabilirim. C hasenun nefsuhu. Mefula karşılık kullanabilirim. Şimdi Mübteda ve fail geldiğinde herhangi bir hareket değişimi olmadı. Çünkü her ikisi de merfu ögelerdir. Ama raitu dediğimde şu Meful bir öbeğine dönüşüyor meful bihler mansup olur. Hasan'ı mansup yapıyorum. Bunu mansup yapınca nefs kelimesi de irabını ondan alıyor müekketten. Nefse şeklinde kullanıyoruz. Ben burada Hasan'ın bizzat kendisi dedim ya. <laughs> bunu Ayşe'ye uyarlamak istersem Ayşe tu nefsu he haricet bin esnafi ceet Ayşe tu nefsu he raitu Ayşe'te te demem gerekiyor. Çünkü Ayşe'ye dönen zamir he, Hasan'a dönen zamir hu olur. Peki burada nefsuhu yerine ayn kelimesini kullanabilir miyim? Anlam ve kullanım açısından kesinlikle kullanabiliriz. Aralarında da bir farklılık bulmaz. Hasan'un nefsuhu Ayşe'tu nefsuhe Hasan'un aynuhu Ayşe'tu aynuha. Yeter ki dönen zamiri de yapalım. Burada niye İsim tanımlamasını bilmemiz gerekiyor dedik. Çünkü tekit isim talaması formunda e, geliyor. Niye zamiri de bilmemiz gerekiyor dedik. Çünkü yani, müekkedin zamirini taşıyor. <laughs> müekkedin zamirini taşıyor. Bu bütüne biz tekit grubu diyoruz. Ben şu an kendi anlamına gelen sözcüğü kullanıp şimdi her ikisini kullanacağım. Her iki anlamına gelen kila kilta sözcüğünü. Kila sözcüğünü müzekkerlerde kilta sözcüğünü mühendislerde kullanıyorum. Bunlar teykit e, lafızları. Öncesinde e, müekked, e, zikretmem gerekiyor. Mesela et talibe yani ikil. O zaman ayn kelimesini kullanamam. Cemi kelimesini de kullanmıyoruz. Arapçada ikillik özelliği var ya. E, efendim kila huma diyorum. Kilahuma. Et talibe kilahuma. Öğrencilerin her ikisi de, her iki öğrenci de anlamına geliyor. Peki kiltayı ne zaman kullanacağım? İki öğrenci müennes olduğunda. Et talibetani kiltahuma. Efendim önce gelen et talibetani müekket kiltahuma müekkit ya da tekittir. Bu bütün cümlenin tek bir ögesine karşılık kullanılır. Mübdeda haber fail, naif fail, meful. Efendim innen ismi haberi, kâinen ismi haberi falan filan olabilir. E, efendim. Peki niye huma zamiri kullandık? Çünkü merci yani et talibeni sözcü ikil. Ona uygun bir zamir getirdik. Fakat bu arada bir bilgi vereyim. Kila e, sözcü zamire muzafe olduğunda e, Efendim ikil gibi irab edilir. Yani bunları nesne yaptığımda Örneğin, raitu diyelim. Et talibeyni. Kileyhime diyoruz. Kileyhime. Aynı durum aşağıdaki içinde geçerli. Peki, şimdi çoğul sözcük e, kullanalım. Cemi' ya, ya da kul, ya da Ahmetu sözcüğünü. Öncesinde çoğul bir isim getireyim. Et tullebu. Şimdi, et ile birlikte kila, tayı kullanamam. Çünkü kila kilta ikiller için söz konusu olan tekit lafızlarıdır. Ettullabu ru hum. Niye cemi'u diye dammeledim? Çünkü müekket merfu. Peki niye hum zamiri getirdim? Çünkü müekket müzekker çoğul. Cemi'u hum. bu cemi'u hum. Peki bunu dişi bayanlara uyarlayacak olursak ne olur? Et <laughs> talibetu Cemi'uhunne. Peki kalemlere uyarlayacak olursak. El aklemu Niye? Çünkü arkadaşlar el aklem akılsız çoğul ismidir. Akılsız çoğul isimlerin zamir değeri hiyedir. Tekil müennestir. O sebeple cemi'uha dedik. Tamam. Mesela tüm kalemleri dün satın aldım diye bir cümle kurayım. İştereytu el akleme cemiaha emsi. İstifade ettiğinizi umuyorum. Şimdi alıştırmalara <laughs> geçmek istiyorum. Efendim. Ayyin tevkide vel muakkede fil cümeli tehliyeti. tevkit neydi? Bu tekit de denilebilirdi. Bunu açıkladık. Müekket, müvekket de denilebilir. Anlamlarında bir değişiklik efendim yok. Tekidi ve müekkedi e, efendim belirle diyor. Tevkit ya da tekit sonra müekket ise önce gelen sözcüktür. İrapları birbirine efendim uyar bunların e, efendim. Haderet telamiz cemihum hafle el-ashayi. Hafle el dedim önce acaba yası ile ilgili mi diye düşündüm. Sonra baktım akşam partisine, akşam törenine diyor. O yüzden aşaya dedim. Aşaya akşam, aşaya yası e demektir. Et <tölyen> e <-haz -ı> telamiz fail öbeğidir. Fiil, fail, meful ögesinden ögelerinden oluşan bir cümledir. Cemiyuhum tekit et telamiz ise müekkettir. İraplara aynı. Efendim e, tekit de müekkede dönen zamir bakınız uyumlu. Hum Hafl el aşe'i Niye kesir aradım? E, çünkü hafl muzaf el aşe muzafın Kale Ha, öğrencilerin tamamı akşam partisine, akşam törenine katıldı. Bismillah. Ve katiluhum. Onlarla savaş. Hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillahi. Eğer yekun kelimesi fetalıysa ki ben vavu tekuneye atfedilmiş görüyorum. Hafız olmadığım için bilemiyoruz. Evet fitne olmasın ve din dinin tamamı Allah'a has kalsın diye onlarla savaş. Efendim burada haddeden sonra gizli bir en, peşinden gelen muzari fiili nasip etmektedir. Yekun ise tekuneye atfedildiği için mansup olmaktadır. <laughs> Konumuz neydi? Tekit grubu. Ha şurada ettiğini kulluhu ifadesi yekune e, nakıs fiilinin e, efendim ismidir. Eddinu merfudur. Kulluhu efendim o da merfu gelmiştir. Çünkü tekididir. Din kelimesi tekil müzekker olunca dönen zamir de tekil müzekker olmuştur. <laughs> Belki şu aklınıza gelebilir. E, burada din sözcüğü çoğul değil. Oysa siz cemyon cemiyon, Kullun Ahmet'un sözcüklerini çoğularla birlikte e, kullandınız. Nasıl oldu? E, derseniz efendim tekil parçalardan oluşan bir bütün ise yani bir bütün tekil ama parçalardan oluşuyor. Mesela e, oda bile bir bütündür, tekildir ama kapısı, penceresi var, duvarı var. Tavanı var, zemini var. Ee, efendim. E, yani parçalara ayırt edilebilir. Ee, efendim. Mesela bir kitap yapraklardan oluşur. Önitelerden oluşur. Ee, efendim. Bu gibi durumlarda da, bakınız, şöyle bir cümle kurabiliyoruz. Garabtul kitabe. Eğer nefsehu dersen, kitabın bizzat kendisini okudum. Anlamı verir. Yok, siz nefs yerine kul kelimesini kullanır. Kullahu derseniz kitabın tamamını okudum. İlk bölümünü, orta bölümünü, son bölümünü gibi ee, efendim. Ama kila, kiltayı asla kullanamayız ee, efendim. Niye burada kul kelimesini kullandık? Çünkü kitap parçalanabilir bir bütün. Parçaları e, ile birlikte ço çokluk bildirmiş oluyor bu mantıkla. <laughs> burada olduğu gibi. El vaziru kulluhum hadarul ijtimaa. Bakanların tümü toplantıya katıldılar. Mübteda ve haberden oluşuyor. Haber de fiil, fail, mef'ulden oluşuyor. El vuzara'u kulluhum. Tekit grubu. Müekked artı tekit. Hadara'r reisu nefsuhu. Listikbalı taifi Efendim, misafiri karşılamaya e, başkanın bizzat kendisi geldi. fiil e, fail buna MBGS diyebiliriz. E, efendim. E, burada failimiz bakınız tekit grubu. Re'isu nefsuhu. Qabel tus kileyhime fi salat el motari. Esahafiyyeyni es kileyhime meful bir öbeği grubudur. Her iki gazeteciyle de havaalanı salonunda e, görüştüm. E, grubu. Engastur racule min minel garaki kable selaset eyyamin Üç gün önce aynı e, şey aynı adamı ya da adamın bizzat kendisini boğulmaktan kurtardım. Aynı adamı ya da adamın bizzat kendisini efendim boğulmaktan kurtardım. el racül meful bi. Engels En az tu fiil fail, el-racül-i aynahu teykit grubu olup mefulbih öbeğidir. Minel gharak mebe'yese, qable selaseti eyyamin mefulfih Karrer al enfusuhum Adama istimrarı fi'l-meşru'i. Adama istimrar fi'l-meşru' projeye devam etmeme demek. Mühendislerin bizzat kendileri projeye devam etmemeyi kararlaştırdı. Projeye devam etmemeye karar verdi. El mühendisûne enfüsühüm te'kid grubu olup fail öbeğidir. Fiil fail meful ögelerinden oluşmaktadır. El camiatani kiltahuma vafakata ala ikameti taavunin ilmiyin beynehuma Mübteda haberden oluşan bir isim cümlesi. Mübteda tekit grubudur. Kiltahuma kullandık çünkü el camiatani müekkedi e, ikil mühennestir. He her iki üniversitede aralarında bilimsel işbirliği e, kurmayı e, Onayladı Muvafakat gösterdi Kabul etti <laughs> Müpteda haberdir Haber de Fiil, fail Ve mbgs ögelerinden oluşmaktadır İlmiyin Teavun e, Kelimesinin sıfatıdır e, Efendim <laughs> Seyfertu al-tayirati nafsiha fil-ammi madi Geçen yıl aynı uçakla seyahat ettim. Sefer fil-tu fayl alal-tayirati nafsiha ma fil-ammi madi ma ful fi. Burada harfi cerden sonra gelen et-tayira kelimesi müekked nefsihe tekittir. Yani harfi sonra gelen mecrur öbeği e, efendim müekket ve tekitten oluşan bir kelime grubudur. Zaten her tekidin muzaf muzafın ileyhten oluşan bir isim tanımlaması olduğunda söyledik. Nefs kelimesini mecrur yapmamızın sebebi et kelimesinin mecrur oluşudur. Efendim, vafaka yuvafiku muvafakatun alayla kullanılan muvafakat göstermek, kabul etmek, onaylamak anlamına gelen mufale babından bir fiil. <laughs> i̇stimrar, merara kök harflerinden devam etmek, sürdürmek demek mastardır burada. İstemerra, istemirra, istimrar. Taavun, tefaul babında yardımlaşmak, işbirliği yapmak. Burada mastar olarak gelmiş. Karrara yukarı takrir, kararlaştırmak, tefil babından. Engaz-ı yungiz ingaz. İfal babından kurtarmak. Kabele-yukabili-mukabeletun. Mufale babından karşılaşmak, görüşmek. Hadar-ı ayahduru-hudur. <laughs> Gelmek, katılmak. İstakbele-yestakbili-istikbel. istifal babından karşılamak. daif misafir duyuf katile yukatülü Kıtelun ya da mukateletun savaşmak mufale babından ee, efendim bunlar da vezir vezir uzera ictima ictimaat matar matarat <laughs> meşru proje eee meşari bunun çoğuludur ee, efendim da hadi alamete li fi şu ifade bakınız orijinal bir kullanım tekit in bak buradaki li'yi in in ekiyle tercüme ediyorum tekidin doğru harekesinin önüne psikopat izafet diyorum ben buna tekidin doğru harekesinin önüne işte bu tik sembolünü koy. <laughs> İstefade şa'bu kulluhu minel meşru'ati. Meşru', ati. meşru bakınız meşru'at şeklinde de çoğulu geliyor. Halk proje efendim halkın tamamı bakınız halkın tamamı projelerden istifade etti. Ama devam ediyormuş. Elleti neffezet hel hukumetu. Neffeze yüneffizu tenfiz. Tef'il babından yazmaya gerek yok diye düşünüyorum. Harfler var. Tef'il babını da biliyorsanız o zaman nefze yüneffizu temfiiz. Evet. Yürürlüğe koymak, yapmak, gerçekleştirmek demek. Halkın tamamı hükümetin gerçekleştirdiği projelerden istifade etti. İstifade fiil eşabı kulluhu faili beyi teyit grubu olarak gelmiştir. Geri kalanı da sonuna kadar mebege sevgisidir. Elleti nefezet el hukumetu el meşruat kelimesinin sıfatıdır. <laughs> kulluhu eşab kelimesini <laughs> teyit etmektedir. İstifade yestifidu istifadetun istifal babından fe ve de kök harflerinden yararlanmak, istifade etmek anlamında bir fiildir. Nekale sahafiyyul akbara el akbara Efendim şuradaki boşluktan önceki müekked oluyor boşluğa da onu teyit eden bir yapı getireceğiz. efendim. Kullehe. İrabını teykit, irabını müekkeden alacak. Gazeteci nakale sahafil akbara kullehe ile suhufil ecnebiyeti. Gazeteci tüm haberleri yabancı gazetelere aktardı, taşıdı. Fiil, fail, meful, mbgs. Sahifetun, صحف قزيته صحفي خبر أخبار فاز المرشح بأصوات الناخبين جميعهم فاز المرشح بأصوات الناخبين جميعهم أضعي تم سجمنه نويله كزاندا fiil fail mvs. Efendim burada ennahibin kelimesini tekit etmiş cemiihim ile. Muzafın ile olduğu için nahibin mecru bilye tekidi de mecrur olmuştur. Asfat <laughs> sesler demek efendim oy anlamında kullanılır. Nahib seçen demek. Yani e, seçim yapan Seçmen diyoruz biz Türkçe'de. İ'tekal-i şurtu yulluszeyni kileyhime İndem methalil benki. Polis iki hırsızı iki hırsızın her ikisini de ya da her iki hırsızı da bankanın girişinde yakaladı. Fiil, fail Meful, meful fi. Polis her iki hırsızı da bankanın girişinde yakaladı. <laughs> Niye kileyhime? Çünkü el-sayni müekkedi mansuptur. Tehkidi de mansup gelmelidir. <laughs> Medhal giriş, medahil girişler. Bank, banka, bunuk, bunuk. قال اعتقل يعتقل اعتقال متعتبر فيلدر نسسندريكتالر ياكالا في ضد تو تكلا ضد أقيمت أقيمت المصانع نفسها لإنتاج المواد الغذائية في البلاد العربية Arap ülkelerinde besin maddeleri üretmek için fabrik, efendim fabrikaların kendileri kuruldu. Evet, bizzat fabrikalar kuruldu. Fabrikaların bizzat kendileri kuruldu. <laughs> o kıyma fiil naif meçhul çatıl olduğu için peşinden gelen merfu öbe naif fail diyoruz. Naif failimiz tekit grubu olarak gelmiştir. Nefsuhe Şu he zamirinin tekil mühendis oluşu elmasani kelimesinin akısı çoğul isim olmasına kaynaklanmaktadır. Masna masani. Efendim entece yuntici üretmek demek ifal babından. Maddetun maddetun bak elif var maddetun madde e, efendim Mevcutu bunu yazayım. Bu da maddeler e, demektir. Maddetun çoğulu mevcutu. E, niye temin almadı? Gayrimusarif olduğu için. Madde. Efendim e, ders malzemesi anlamında da kullanılır. Hatta maddetun nahvi derseniz nahiv dersi olmuş olur. <laughs> Beledun, ülke, bilet, ülkeler. Ekame yani düzenledi, kurdu, e, ayağa kaldırdı gibi farklı anlamlara gelir. Hatta ekame ikamet etti anlamında da gelir. Nitekim ekame yuqeymi ikametun. İkamet Türkçe'de kullanılıyor.